bağımlılık dedik, uyarıcı ya da uyuşturucu maddeler dedik, hatta madde dedik. Ama tabii bir de iki davranış bağımlılığı var. Onun için biz genelde iki başlıkta ele alabiliriz bağımlılığı. Eğer maddeye yönelik bağımlılıktan söz ediyorsak, ben genellikle bir yasa dışı ve yasal olanlar diye ayırt ediyorum. Nedir yasal olanlar? Örneğin sigara ya da nikotin ya da alkol veya doktor reçetesiyle satılan ilaçlar bağımlılık yapabilirler. Bir de yasa dışı maddeler var ki bakıldığında işte esrardan başlamak üzere esrar, eroin, LSD gibi, kokain gibi, amfetamin gibi, metamfetamin gibi, ekstazi gibi bütün bunlar da aslında bakıldığında yasa dışı maddeler. Bir de gittikçe daha az görüyoruz ülkemizde ama özellikle tabii bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bali gibi, tinel gibi gene yasal olarak ulaşabilen maddelerde bağımlılık yapabiliyor. Son yıllarda ise özellikle sentetik esrar dediğimiz maddelere yönelik kullanım davranışının daha da arttığını söyleyebiliriz. Bir de davranış bağımlılığından söz ettik. Burada devreye daha çok davranış giriyor. Örneğin bir kumar bağımlılığı davranış bağımlılığıdır. Örneğin seks bağımlılığı ki bazı meşhur artistlerin bu tür bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. İşte Michael Douglas gibi ya da dünyaca meşhur golfçü Tiger gibi bakıldığında. Yine bir diğeri aslında son yıllarda önemli sorunlardan bir tanesi olan yeme bağımlılığı. Yani sonuçta obeziteyle sonuçlanan hatta yeme bozukluklarının eşlik ettiği durumlar bir diğeri. Gene patolojik alışverişte aslında bakıldığında hem bir dürtü kontrol bozukluğu hem de bağımlılıklar içinde ele alacağımız durumlardan bir tanesi. Ayrıca internet aracılığıyla ulaşılan sitelerde de gerçekten davranış bağımlılığına örnek verebiliriz.